Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet 9 Nisan Salı Adana yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar. Evet Arife gününe giriş yaptık. Bu arada tüm herkesin Ramazan bayramının en içten dileklerimle Kutlarım sevgili dostlar. Ee, güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Tüm sevdiklerimizde. Evet Arife günü güzel bir program. Adana'da gerçekten para verecek bir program. Akabinde Antalya'da 8 koşulu bir program. İnşallah güzel bir ikramiye yakalar. Bayrama güzel bir giriş yapmış oluruz. Direklerimi sunuyorum. Evet yorumlara geçelim sevgili dostlar. Evet yorumlara geçmeden önce videomu izlerken ve dinlerken de bir beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet birinci koşu saatlerimiz 13.30'u gösterdi. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kuma çıkacak. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada baktığımız zaman büyük ihtimalle Ahmet Çelik ve Müslüm Çelik. Yani bu çeliklerin arasında geçecek gibi görünen bir yarış. Ama ben burada enteresan bir tane safkan söyleyeceğim. Hatta ben risk alacağım sevgili dostlar. Tabii ki tercih sizin. Burada 9 nolu safkanımıza dikkat. Çünkü yarışı şöyle bir koşturduğumuz zaman büyük ihtimalle 10 nolu safkanımız olsun, 7 nolu safkanımız olsun. Yani buna 9 da belki eşlik edecektir. Ama bir kulvar çekme avantajında ben büyük ihtimalle liderliği alacağını düşünmüyorum. Büyük ihtimalle 10 nolu safkan liderliği alacak. İki yarışımda da aynı şekilde. Çıktı liderliği aldı. 1400'de birazcık kesildi. Sonradan gelen Safkanlar Müslüm Çelik'te zaten Mehmet Salih Çelik binmişti. Onunla olsa Müslüm Çelik geldi. Yarışı ondan çaldı. Yani Çelik'te biliyorsun Yani Adana'da yapacak hiçbir şey yok. Ama bu oyunu ben hiçman çizip bozacak gibi geliyor bana sevgili dostlar. Çünkü nedeni son iki yarışında izledim. Son yarışında Adana'da gerçekten çok çok farklı bir performans sergiledi. Ee, yani yarışı böyle sanki çalacak gibiydi. İkincilikte gitti. Son viraj dönüldü. Sonra önü kapandı. Sprint atacak safkanlar geldi. Ortalık karıştı. Dışı almaya çalıştı. Sonra dışı aldı. Son yüzden sonra enseye bastı. At kendi halinde üstüne yattı. İkinciliği çok rahat kurtardı. Harika eşkal, mükemmel bir eşkal gördüm ben Safkan'da. Tekrar tekrar izledim. Yani bu grupta hemen hemen tüm safkan ilk defa koşacak. Onla ee, 10 ile 8 nolu safkan bir kere koştu zaten. 10 nolu safkan ikinci oldu. Ee, yani ben burada yarış yani çeliklerin arasında geçecek ama ben risk alıp 9 nolu safkanımıza hiç ben yarın banko ter tercih yapacağım. Tabii ki karar sizin. 2 ile 10 da bunun ciddi rakibidir zaten. Büyük ihtimalle biri birinci biri ikinci at çıkacak ama ben 9'un eşkaline ben bayıldım sevgili dostlar. O yüzden ben 9 deyip kenara çekileceğim. 2 ile da ikili için değerlendireceğim. Sizler buraya 3 safkan da geçebilirsiniz. Başka yerde bankonuz varsa değerlendirebilirsiniz. Ama ben risk alıp 6'lı e, yana bankoyla başlayacağım. 9 nolu safkanımız yarın benim işman çizikte bankomdur. <laughs> Pardon arkadaşlar. Evet geçelim bir diğer koşu ikinci koşu şartlı dört dört rekoru Arapların 1.900 metre kuma çıkıyor yedi safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da güzel bir koşu yine bizleri bekliyor akta fırtınasının liderliği alıp yani belki sonlarda kesilir mi bilmiyorum son 1.400 işinde gayet başarılıydı bakalım 1.900'e nasıl koşacak. E, Berat'ım aynı şekilde arkasına yatacaktır. Aşkartay aynı şekilde yarışı bu üç safkan sürdürecek gibi geliyor. Ama Megastar'ın sonları çok güçlü geleceğini düşündüğüm bir sapkan ilk tercihim olacak. İkinci atımda bir nola Aşkartay. E, Müslüm Çelik de. Ya yani Ahmet Çelik, Müslüm Çelik. Yani bunları kesinlikle yazacağız. Mehmet Salih Çelik, Müslüm Çelik, Ahmet Her koşta yazmamız gerekiyor sevgili dostlar. Ama ben birinci koşta risk aldım çeliklerin arasında işman ben çizgiyi sıyırtadım. Bakalım inşallah şans yanımızda olur. Tabii ki 2 ile 3 nolu safkan da buranın sigortası olabilecek kaliteye sahip safkanlar. Yani 4, 1, çizgi 2, 3 e, sigorta amaçta yazabileceğimiz safkanlar bunlar olacak ikinci koşta. Evet geçelim 3. koşu handikap 16 4 ve Kore İngilizler 1900 kum 7 safkan yer alıyor. 1. 4. ligayımız bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman 1900 metre kum. Ee, yani birazcık e, yani tempo o kadar pek ağam ama çıkacak gibi görünmüyor. 2 ve 4 nolu safkanlar oruba e, yani eşlik edecekler. Yani önlerde gitmeyi seven safkanlar ama sonları nefes kesen bir mücadele bizleri bekliyor. Sonlarda gerçekten sprinti e, derek alacak safkanlar koşuyu çalacak gibi görünüyor burada. Yani baktığım zaman 5 nolu Mamba Metaliti Ercan Çankaya'yla benim ilk tercihim olacak 5. Sonra 6 nolu Safkanımız kesinlikle ihmal etmeyeceğim ee, bir Safkan olacak. Sonra 1 nolu Arsıyan sonları etkili geleceğini düşündüğüm bir Safkan. Ve de 4 nolu Safkanımızda da burada Apranti ee, Emre Akkılıç'ta start alacak çünkü... Adana'da 2000 olsun 2100 Handicap 16'yı kazanan bir safkan e, iyi koşar. E, mutlaka değerlendireceğiz. E, yarışı eğer epey bir sürete bindirirse o da kesilir. Ama relanti tempoda gidip arka grubu uyutup son düze 3-4 boy avansla girerse yakalanmayabilir. Dikkat diyeceğim bu safkana da. 5-6-1-4 sıralamam 3. koşta. Evet geçelim bir diğer koşu. Dördüncü koşu şartlı dört. Üç yaşlı İngilizler. 1400 metre kum. Yedi plasa birinci üçlü gayrımız başlıyor. Beş safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet tempoya girecek ee, bir koşu. onlarda da bir, iki ve beş nolu safkanlar. E, bu tempo yarışından üçünden biri bu koşuyu kazanacak gibi geliyor bana. Yani bir, iki ayrımsız yazacağız. Beş nolu için kral da. Ali Kaçmaz eşliğinde piste çıkacak. 54 kilonun verdiği bomboş kilo avantajıyla dikkat diyeceğiz. 1, 2 ve 5 benim bu koşu için sıralamam. Evet geçelim bir diğer koşu. Beşinci koşu meydan. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kuma çıkıyor. 11 safkan yer alacak. İkinci altılık gayemiz başlayacak bu koşuyla. Evet koşuya döndüğümüz zaman e, burada Yeninoğlu Şah Baba yani gözümüze battan ilk safkan son 1900 işi gerçekten Mehmet Akgöz'e çok çok başarılı bir koşu sergiledi. Pisten güzel bir ikincilik elde etti. Yani baktığımız zaman yarışa tempoyu kim verecek kestirmek güç gerçekten. yani ama yeni nolu safkanımıza başlayacağız buraya. Sonra bir nolu Bindal Bey, İsa Akyoğuz'da koşu tecrübesi de elinde baktığımız zaman Şanlıurfa pistinden yakinen tanıdığımız bir safkan Adana'ya geliyor. Dikkat çekilmesi gereken bir safkan İsa Akyoğuz'da. Sonradan Altınolu safkanımız e, yaptı. O da Diyarbakır ve Şanlıurfa'da iki koşu gördü. Adana'da yarış hayatına başladı iki koşuyla. E, şimdi Adana'ya tekrar geliyor. Necmi Altın'la geliyor bu sefer. Süper Alex mutlaka değerlendireceğiz. Ve de 3 nolu safkanımıza dikkat diyeceğiz. Adana'da 1200'e yani beklenmedik yani baktığımız zaman orijin olarak da harika bir orijine sahip. Ve Ratabiş de çıkmıştı o koşuya. Beklentinin çok çok altında bir performans sergiledi. Mert Ali Solmaz da şimdi piste çıkacak. Üçü de kesinlikle imal edilmeyecek bir safkan olarak gözüme çarptı. Buradaki sıralamam ikinci altılı ayarımızın başlangıç ayında 7-1-6-3 şeklinde oluşacak sevgili dostlar. Evet geçelim bir diğer koşu. Altıncı koşumuza. Altıncı koşumuz Sarıçam Belediye Başkanlığı koşu. Bir kupa koşusu kısa vadeli 4 ve Kore İngiliz'den 2200 metre kuma çıkıyor. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığımız zaman bir olsun 3 olsun 8 oğlu no safkan olsun birazcık e, tempo verecek gibi görünüyor e, bu koşuya ama Altınoğlu e, Gilotin sevgili dostlar Ercan Çankaya'yla e, yani bu gruptan bir iki adım önde gibi görünüyor. Son yaptığı işi 1200 e ile burunla kaybetti yarışı. E, şimdi mesafe uzun. Uzunu daha se daha iyi sever. Kısa vadeli de Kemal Özökeci koşusunu kazanan Ercan Çankaya'yla boyunla da olsa kazanmasını bilen bir giyotinden bahsediyoruz. E, Ercan'la çok çok şanslıdır. Benim ilk tercihim. atın birini olsa konu Müslüm Çelik'le. Sonradan 4 nolu safkanın iş mançızı mutlaka değerlendireceğiz. Ve de 2 nolu safkanımız Ahmet Çelik'te yazdık mı yeterli olacağını düşünüyorum. E, tabii ki burada 8 nolu safkanımız var. E, Velat Abiş eşinde piste çıkacak. Grubun kaliteli istikrarlı bir safkanı İstanbul'a açık güç Ankara grup 1 yani Ankara açık 3 İstanbul grup 1 olsun grup 2 olsun yani iyi koşan bir safkanımız. Adana'ya geldi kısa vadede 9'a çıktı ama maalesef Hişman'la e, başarılı bir performans sergileyemedi. E, bakalım Adana'da aslında iyi koşulları var bu safkanın. Geriye döndüğümüz zaman güzel e, koşullar sahip olan bir safkanımız ama ben geri planda bıraktım. Tercih size bırakıyorum. Ben 6-1, 4 ve 2 diyerek 6. koşuyla bu 4 safkanla geçmeyi planladım sevgili dostlar. Evet geçelim bir diğer koşu 7. koşumuza 12 safkanımız yer alıyor. 2. dörtlük ayağımız başlayacak. Handikap 15 3 yaş İngilizler 1800 çim. Evet koşuya şöyle baktığımız zaman yani ben burada banko tercihim var sevgili dostlar. İlk yarışında müthiş bir koşu çıkarttı bu mesafede. Zülfikar'ım o gün için sürdürek favoriydi. Ayan kurşunla e, Bosetti iyi bir koşu çıkartarak koşuyu kazanmasını bildi. Şimdi Müslüm Çelik'e teslim edilen bir safkanımız. Yani burada kazanma bence çok çok yakın gibi görüyorum sevgili dostlar. Tabii ki 12'nin Züfik Yarım var. İşman çizik üstünde bu sefer. Bakalım nasıl bir sonuç elde edecek. Yani bu iki safkanı ayrımsız yazmak doğru olacağını düşünüyorum. Tabii ki 11 o safkanı Çelik'le yani e, dilen arkadaşlar bu safkanı da yazabilir. Yani 5, 12, çizgi 11 diyelim biz buraya sevgili dostlar. 5, 12, çizgi 11'de de tercih ismimiz olsun derim. Yani çünkü çelikleri e, ayırmamız gerekiyor gerçekten. Yani burada Mehmet Salih Çelik'le start alan Yeninoğlu e, Adamant e, da var ama ben onu pek hazır bulmadım. O yüzden geri planda bıraktım. 5, 12, 11 diyelim. Buraya da 3 safkanla geçelim. Evet geçelim bir diğer koşuya sevgili dostlar. Bir diğer koşu 8. koşumuz olacak. O da şartlı 5. 4 yaşlı Arapların 1400 metre kuma çıkıyor. 9 safkan yer alıyor. 2. üçlü kaynımız bu koşuyla başlayacak. Evet formlu olan bir tane safkan var. O da Ahmet Çekli 3'te 2 yaptılar. Son koşusunu gerçekten çok çok başarılı 1200'de yani sonlarda iyi geldi Ahmet Çelikli ve de koşuyu rahat kazandığını düşünüyorum ben. Demir Duran olsun, Hilal Zaman olsun, Ömür'ün oğlu olsun yani iyi koştular ama Erdi Bey koşturan galip geldi. Şimdi mesafe 1400 zaten 15 ile kazanmıştı Ahmet Çelikli 1400'de. Yarın yine kazanması benim için normal sonuç olacaktır. Yarın benim banko ismimdir 1 nolu Erdi Bey. Evet ikili için 6 ve 2 nolu safkanları ikili için değerlendirebiliriz 8. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu. 9. koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumu çıkıyor. 10 safkan yer alacak 1 ile 8 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkıyorlar. Evet burada da 5 nolu putka yani son yaptığı koşusunu Antalya'da e, ee, iyi bir koşu çıkartmıştı. Hatta bank olarak tercih yapmıştık. Ondan önce 2000'de yine Antalya'da iyi koşu çıkarttı. Zaten yarış hayatına adına da başladı. İki koşu gördü. Biri ikinci, biri yedinci. Sonra Antalya'da iki koşu gördü. İkincilikle ayrıldı. Şimdi Ahmet Çelik'e teslim edilmiş. Beş nolu putka. Yani çok çok öne çıksa da ben iki nolu Elking, Müslüm Çelik'le. Üç nolu Safkanımız, Egadin Mehmet Salih Çelik'le Öyle bir nolu Ekürler, Fatih Rüstem Bebek de mutlaka değerlendireceğim isimler. 5, 2, 3 ve 1 sıralamam 9. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu. 10. koşu Altılı son ayağı Handikap 15. 4 yaş şaraplar 1400 metre kum 13 safkan yer alacak. Evet burada da sizlere önereceğim. 4 safkan var. Altınolu ikimiz Mücahit Bayır'ı görüyoruz üstünde. Ee, yani baktığımız zaman 4 yarış öncesini İstanbul'da Handikap 14'ü kazanmıştı Mücahit Bayır'la. Çok çok sürprize de imza atmıştı. Ondan sonra İstanbul'da yarış hayatına devam etti ve de son koşusunu Adana'ya şartlı üçe geldi. Maalesef Gökçe kurtum kazandığı o koşta e, Kalibe yavrusu 3. E, 4 nolu e, yani ikimiz de o koşta e, bir dördüncülük elde etti. bunun olsun. İyi ee, iyi bir koşu çıkartmıştı Mehmet Akyoluz'a. Şimdi Mücahit Bayır'ı görüyoruz üstünde. Altı benim ilk tercihim olacak. Evet ikinci atımızda bir nolu Irmak Su. Mutlaka değerlendirdiğimiz bir isim. Irmak Su sevgili dostlar. Ee, bunu da değerlendireceğiz sevgili dostlar. Sonradan iki nolu Safkan'ımız Hoş Hoşseda. 4 nolu Safkan'ın Gökçe Kurt. Ve de burada yani dört safkan önereceğim ama bir tane safkan da e, gözüme çarpıp duruyor. O da kim sevgili dostlar? E, yani Adana'da e, yani şöyle söyleyeyim son işinde şartlı üçte e, demin de bahsettim ikimiz o koşta bir dördüncülük de ayrıldı ama Ilgaz Hatun yani yarış tekrar 10 boy geç çıktı sevgili dostlar 1400'de. Sonra öyle bir sprint attı geldi ki yani burunla neredeyse dördüncülüğü alacaktı. Mehmet Akdoğuz da burunla maalesef e, bir beşincilik elde etti. Eğer yarın Musafkan iyi bir çıkış yaparsa çok çok sürpriz bir isim önereceğim. O da 12'nin o Ilgaz Hatun. Bir tur borcunu Mert olmaz da bomboş kiloyla start alıyor. Çünkü yarışlarına baktığım zaman hiç geç çıkışı yok bu Musafkan'ın. Son koşusunda Ercan Çankayla geç çıkış yaptı. Maalesef e, yani iyi bir koşu çıkarttı aslında Yarın Mert Ali Solmaz da 50 kiloyla start alacak. Son koşusu 56 kiloylayla ile Ercan Çankaya'yla. Mert Ali Solmaz'a teslim edildi. 12 12'de buranın bomba ismi olacaktır. Dileyen arkadaşlar bu safkana bir çarpı atabilir. Sevgili dostlar sürpriz hanesinde değerlendirecek arkadaşlar değerlendirebilir. Yani 6-1-2-4 çizgi 12 sürpriz adayımız. Evet Adana programı için aktaracağım safkanlar bunlar da. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Allah Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.